çok dediğim gibi böyle çok acayip bir haber var. Onu paylaşmadan olmaz. Biliyorsunuz İsmail Ağa cemaati Erdoğan'ın kimilerine göre doğrudan bağlı olduğu bir cemaat. Yani itikadı gereği bulunduğu yer İsmail Ağa cemaati. Nurcuların ana damarlarından biri zaten. Şimdi orada kurucusu İsmail Ağa cemaatinin kurucusu Mahmut Usta Osmanoğlu vefat ettikten sonra, bu arada Erdoğan'la cenaze törenindeki fotoğrafında Erdoğan'ın hem öncesinde Mahmut Osmanoğlu ile ilgili fotoğrafları bir ekrana getirelim Dersucuğum. Erdoğan'ın hakikaten ne kadar yakın olduğu, ne kadar sevdiği, işte oradaki hem hazır bulunmasından hem de duruşundan anlaşılıyor. Fakat Usta Osmanoğlu öldükten sonra bir yakın akrabası zannediyorum, şeyin İsmail Ağa cemaatinin şeyhi olur değil mi, olarak getirilmiş. Cübbeli Ahmet diye bilinen Mahmut, Ahmet Mahmut Ünlü aslında bekliyormuş da, kızmıştı vesaire. Şimdi bu dedikoduları hep duyuyorduk. Fakat şöyle bir ayyuka çıktı. Ayyuk ne bu arada, biliyorsunuz değil mi? Ayyuk göğün yedinci katı. Ayyuka çıkmak, hani arşa çıkmak deriz ya. Arşın göğün yedinci katına kadar düşünün. Oralara varması demek ne demek, siz anlayın artık ne demek istendiğini. Şimdi bir takım eleştirilerde bulundu Cübbeli Ahmet denilen kişi. İşte son derece sadık bir müridi iken cemaatin ve Mahmut Usta Osmanoğlu'nun, ay o eller nasıl öpüldü koklandı baksanıza. Ölümden sonra cemaatle aralarında hani ayran içtiler ayrı düştüler diye. Az önce söyledim, çok güldü Ertan Oksay. Aman da bir ne görelim mi ne dedim, böyle bir şeyler söyledim değil mi? Şimdi hakikaten çekirdekleri alma zamanı. Çünkü ölen İsmail Ağa cemaati şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yeğeni Selahattin miydi arkadaşlar? Saadettin, Saadettin hep unutuyorum. Saadettin Usta Osmanoğlu, sen geç kamera karşısına. Aman da aman ver veriştir. Özetini ben size söyleyeyim, öyle dinleyin. Diyor ki, elimde ne kasetlerim var, oho diyor. Kasetler deyince önce başka şey zannediyorsunuz. Sonra işin içine ta Endonezya'dan gelen kadınlar, Nisa taifesi diyor. Nisa kadınlar demek biliyorsunuz. Kadınlar meselesi girince olay başka bir yere gidiyor. Buyurun. Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a, erkeksen, şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen, şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayatta iken kime biat ettin? Soru bir. Kime biat ettin? İlmi icazetten bahsetmiyorum bak. Tarikat icazeti kimden aldın? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen yine kezzabin noktayı nazarından yoluna devam edeceksin. Yani yalancılıktan sen rücu edemezsin. Bu videolar elimizde, haberin olsun bak. Bir an önce çık açıkla. Ya şeyhliğini ilan et, gemileri yak, kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız. Endonezya'nın Java şehrinde mukim, yani orada oturan Seyit Nevfel Kafı tanıyor musun? 100 puanlık soru sana. Bu adamı tanıyor musun? Hı?
Bunun cevabını ver. Tanıyorsan tanıyorum, şunu 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 yaptık. Tanımıyorsan iftira atıyorsunuz diyebilirsin. Ondan sonra bu Nevfel Kaf'ın sana getirdiklerinden, anlıyorsun değil mi? Sana getirdiklerinden haberimiz var. Bunları sen mi açıklarsın? Biz mi açıklayalım? Bu Nevfel Kaf'ın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım? Sen mi açıklayacaksın? Ve bu Nevfel Kaf'a ne kadar ödeme yaptın? Söyleyecek misin? Ne kadar verdin? Sende çoktur yani. Devam edelim sorulara. O getirdiklerini Endonezya'dan getirdiklerini, Nevfel Kaf üzerinden getirdiklerini kimin evinde misafir ettiğini sen mi söylersin, biz mi söyleyelim? Bu misafirleri, hadi bir parantez açalım da, ya çoğu şeyi anlamıyoruz diyenler zorlanmasınlar, burada anlasınlar. Bu misafirleri, yani Nisa taifesinden olan bu misafirleri 2-3 ay sonra Endonezya'ya gönderdiğini de biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Şimdi Nisa taifesinden birileri, yani kadınlar Endonezya'dan getirilmiş. Adı sana belli birisi tarafından. Onlara bir para ödemiş. Cübbeli iddia bu. Şimdi bunu Erdoğan'ın yakın bulduğu bir tarikatın içinden kurucusu Usta Osmanoğlu'nun yeğeni tarafından söylenmesi hani tuzda kokmuş dedirtmiyor mu? Dedirtmiyor mu? Evet. Azizim, kaset nasıl elde edilir? Yani kamera mı koymuşlar? Ne yapmışlar? Şimdi şöyle, yani buradaki şey, sizin teşbihte katılmadığım bölüm tuz oldu. Yani bu tuz değil, zaten kokuşmuş bir yapı. Dolayısıyla buradan bir koku gelmesi... Bu yapıdan söz etmiyorum. Yani iktidar açısından biraz buna bakıyorum. Anladım. Yani çünkü tarikat açısından yorumlayacaksak aslında tarikatlar tam da böyle varlık, yani böyle yapılar. Bunların aslında inanç etrafında örgütlendiğini iddia eden, çoğunlukla bir ekonomik sömürüye dayalı bir suistimal organizmaları bunlar. Dolayısıyla bunların içerisinden bunun çıkıyor olması kendi içinde tutarlı. Bir hatırlayacak olursanız çok uzun bir süre önce aynı isimle ilgili yine böyle bir kaset iddiası gündeme gelmeye başladığında o isim şey demişti. Olur da bir gün böyle bir şey çıkarsa, buna inanan da olursa hakkımı helal etmiyorum demişti. Anladığım kadarıyla bu o şeyin... O da biliyordu. O da o dönem biliyordu ve şimdi bu da bunun bir devamı gibi. Aslında bu sağın ve bu inanç istismarı yapılarının bir durumunu daha gösteriyor. Çok kısa onu söyleyeyim. Pusucu bir yapı bunlar. Yani kendi içinde kavga etme kültürü bile olmayan, düello kültürü bile olmayan, pusu kuran bir yapı. Belli ki istihbarat faaliyetlerine kadar da gidebiliyorlar ki o kişinin yaptığı ödemelere kadar ki evet, yapıldıysa eğer. Evet. O iddiayı ortaya ama atıyorsa iktidara bu kadar bir istihbarat yakınsanız, faaliyeti de yürütüyor. Tabii iktidara zamanda bu kadar yakınsanız istihbarat da gelir size. Şimdi bakın, kamera konmuş herhalde. Kaset diyor çünkü. Hani demiyor ki işte bakın elimde belgesi var. Uçak işte Endonezya'dan İstanbul'a filan tarihli uçak bileti Nisa taifesinden, yani bir grup kadınla ilgili işte şöyle şöyle. Hayır, kaset diyor. Bu arada Cübbeli Ahmet başvurdu bu videoya erişimin engellenmesi için. Şimdi anında bakın, Konya'da bir doktor öldürüldü. Yarım saat sonra yayın yasağı geldi. Bir iktidar bel altı iddialarla, çok tuhaf iddialarla ve tehdit ve şantajdır bu. Tehditle, evet, şantajla dolu, evet, özel hakkın ihlaline dair meselelerde nasıl erişim engeli zaten getirmez hemen anında? Şimdi çifte standart diyeceksiniz. Çifte standart bile değil. Aslında ben bu soruları tabii boşuna da soruyorum, onu da biliyorum. Herkes neyin ne olduğunu biliyor ama gene de sormak zorundayız. Yani
Kimin ne yaptığı kesinlikle çok açık çünkü. Çünkü şöyle yani burada mesela geçmişte şey hatırlarsanız işte Binali Bey'in oğlunun kumar görüntüleri çıkmıştı. Ben yine Halk TV stüdyosundaydım ve konu açıldığında şunu söylemiştim. Hala aynı şeye inanıyorum. Kumar oyunu mümkünse söylemeseniz olur mu? Ben çok yüklü bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldım. Ve muhtemelen Binali Bey'in parası kalmamış. Binali Bey'e para ödeyeceğim. Seyirci anladı zaten. Benim söyleyeceğim şey çok açık. Yani onların böyle bir kumar durumu da varsa bu beni ilgilendiren bir şey değil. Ailesine hesap vermesi gereken bir durum. Özel hayatı. Oradaki tek şey şu. Beni ilgilendiren bölümü şu. Herhangi bir büyük bir mesleki yeteneği olmamasına rağmen bir anlamlı bir zenginleşme var. Dolayısıyla toplum adına sormamız gereken soru özel hayatında ne yaptığı değil. Tabii. İddia edilen serveti nasıl yaptığı yönünde. Bize düşen onlara benzememek, onlar gibi olmamak. O yüzden sizin de bu çabanızı kıymetli buluyorum. Dolayısıyla burada bir özel hayat ihlali vardır. Orası beni ilgilendirmez ama işin parasal boyutları son derece ilgilendirir. Çünkü bu bahsi geçen dinci tarikatların bir fabrikası yok, bir üretim tesisi yok, bir şey yok. Büyük oranda insanlardan topladığı paralarla bu ekonomiler yaratılıyor ve bu paralar harcanıyor. Dolayısıyla son derece sömürüye açık bir durum. İnsanların dişinden, tırnağından artırdığını, ailesinden kesip bunlara verdiği paraları nerede kullandıkları açıklanması, incelenmesi, takip edilmesi gereken bir şey. Bunların bizim takip etmekle yükümlü olduğumuz konular içerisinde bahsi geçen beyefendinin özel hayatı veya işte ona pusu kurularak çekilmiş kasetler, görüntüler, şantajlar yok. Vallahi bakın galiba İskenderpaşa cemaatiydi. İlk mezunlarını verdi diye geçenlerde paylaşmıştım sizinle. O cemaate yönelik de vergi indirimlerinin, vergi cezalarının silinmesini sadece şu beşli grup değil mevzu biliyorsunuz. Bu cemaatlerin, vakıfların vergileri, vergi cezaları siliniyor vesaire. Bu aynen evet İsmail Ağa'ymış. Ben birdenbire tam da az önce sözünü ettiğimiz şey cemaat ilk şeylerinin üniversitesi tabii söylenen kısım ilk mezunlar denilen öbürleri daha genç yaşlarda. Şimdi bakın Türkiye'de İstanbul'da bu görüntülerle laik cumhuriyete meydan okuyarak ve inanılmaz paralarla işte dergahlar kurarak, vakıflar kurarak yoluna devam eden bir yer ve geldikleri nokta acayip şantaj kasetleri ya da kaset savaşları. Olacak şey değil yani insanın içi kaldırmaz, utanmadan çıkıyorlar bunları konuşabiliyorlar. Hatta şöyle dikkat ederseniz anlatıma bakın çok ballandıra anlatıyor. O kadar mutlu ki söylediklerinden. Çünkü neden? Pusuyu kurmuş, istihbaratı toplamış. Gazetleri kasaya koymuş. Kendi içinde bir güç savaşı yürütürken bu yapmış olduğu kumpaslar üzerinden rakibini de egale etmenin verdiği bir şeyle mutlulukla bir anlatım içerisinde. Hatta özellikle tahrik ediyor ki şey olsun, yani istediği zemine gelsin ve onun o pusuculuğu, özel hayat ihlali vesairesi bir karşılık da bulsun. Bunu bir durduk yere açıklamak yerine bir şeyle, kendince bir tahrikle devam etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bence tarikatların ne olduğuna dair olumsuz anlamda güçlü örneklerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Pusucu, herhangi bir artı değeri olmayan, insanlık adına birikimlerin önemli bir kısmını reddeden sömürüye dayalı yapılar bunlar ve bu sefer kendi içlerinde kendilerine de zarar verdiklerini tanıklık ediyoruz açıkçası. Vallahi tabii bütün bunları boşuna konuşuyoruz gibi gelebilir. Hayır, bunlar kayıp.